Evet sabah sporunda son saatimizde Evren Turan'la birlikte sohbetimize, değerlendirmelerimize devam ediyoruz efendim. Atiba demiştik bir virgül koymuştuk. Fotomanç gazetesinin 10. sayfasını ekranlara getirelim. Çünkü Atiba için Terminator başlatılmış Evren Turan. 37 yaşındaki Atiba bir gol bir asistle maçı çözdü diyor gazete. Beşiktaş evinde Başakşehir'e geçerken Kanadalı efsane yine maça damga vurdu. Dün gece iki dakikada tabelayı değiştirip eksik kartalı kanatlandırdı ve sosyal medyada hakkında çok tweet de vardı. E, heykeli dikilsin diyen de vardı. O nasıl bir depar diyen de vardı ki onlardan biri de bendim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl değerlendiriyorsunuz Atiba'nın ya, performansını? Yani oyuncu gerçekten muhteşem. Yani Bu kadar e, profesyonel bir oyuncu e, son yıllarda tabii ki var örnekleri çok ama Atiba çok farklı yani e, demek ki her şey para değil yani işini sevmek çok önemli yani şimdi sen 37-38 işte bir oyuncu e, yani atiba çoğu oyuncu örnek olman özellikle bizim Türkiye'deki e, yerli bizim kendi oyuncularımıza veya Avrupa'dan buraya gelmiş para için gelmiş ama bir taraftan da Mesleğini de en iyi şekilde uzun süre icra etmesi gerektirmesini atiba örnek oluyor. Yani futbolcu futbolcu için işini sevmek her insan için çok önemli. Yani parayı herkes bile kazanıyor, parayı yine kazanırsın. Ama şimdi Atiba'nın farklı bir durumu var. Yani iş aşkı fazla, başka bir adam olsa belki pes eder, bırakır, oynamaz. Ama devamlı istiyor, devamlı çalışıyor ve günümüz futbola da uyum sağlıyor. Şimdi 10 yıl önceki futbolla şimdi futbol aynı mı? O zaman 27, 28 yaşındaydı, olgunluk dönemi yani daha genç bile değildi, yani artık olgunlaşıyordu. Ondan bir 10 yıl önce genç oyuncuydu 18-19'da. Yani şimdi her zaman o da kendini geliştiriyor. Futbolda değişim, gelişim devamlı oluyor. Oyuncular da kendini de geliştirecek. Atiba şimdiki oyunculara uyum sağlıyor. Hatta uyumu bırak onların üstüne çıkıyor. Yani bir orta saha oyuncusu ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Önceden nasıldı işte belli orta saha oyuncuları vardı. Yanına alırdım, verirdim, görevini yapardı. Onu yapıyor. Öne depar atıyor 20-30 metre. E gol atıyor, attırıyor. Yani şimdi daha bir oyuncudan ne bekleyebilirsin ki? Ve yanında da Souza gibi tecrübeli bir oyuncu evet. var. Yani ikisi de, biri de o da 31-32 yaşında. Yani i̇ki tecrübeli oyuncu. Ona rağmen basmadık yer bırakmadılar. Yani istemek çok önemli. işini sevmek çok önemli. Bizim oyuncularımız işini sevmiyorlar. Al gülüm ver gülüm. Para, parayı kazanıyorsunuz, kazandın zaten. Sen zaten iki yıl toparladın zaman şu zamanda hayatın kurtuluyor. Bitiriyorsun yani bir milyon euro'dan düşün. 20 milyon aldım abi. Sülalene yeter o para. Bu artık bunu devam ettir. İş aşkını yap. Şimdi Ronaldo'nun paraya mı ihtiyacı var? Yok. Tabii. <laughs> Adam sabah akşam çalışıyor. Niye çalışıyor ya? Yatar, oynamaz. Veya keyif yapar, şey yapar, idare eder. Yani Atiba'da yani Türkiye'nin Ronaldo'su. Ciddi söylüyorum. Yani o o mantalitede, o profesyonellikte Ronaldo gibi çalışıyor adam. Gerçekten yani kendine öyle bakıyor. Çünkü 38 yaşında bir adam 38'e girecek. Bu tempoda olması çok kolay. ya Adam sıfıra iniyor, herkesi geçiyor. Topu dışarı çıkartıyor. Ben orta saha oyuncusu olasam, oynasam ligde, altyapılarda ya utanırım mesela 23 yaşında bir oyuncu olsam 25, hı hı. onları yapmıyorsam Atiba'nın yaptıklarını yani şöyle yanlış anlamasınlar. En azından koşmak yani anlamında. Evet. Yani en azından koşarsın genç oyunculara. Ya yetenekli yeteneksiz tartışırız hepsini yapamayabilir oyuncular ama koşu anlamında oyun mücadele anlamında. mücadele anlamında ya çok güzel bir örnek izleyin işte size örnek. Bak güzel örnekler de varmış demek ki Türk futbolunda. Değil mi? Tabii. <laughs> Hep kötü örnekleri konuşuyoruz. Böyle oyunculara e, sahip çıkmak çok önemli. Beşiktaş Atiba'ya da sahip çıktı. Belli sıkıntılar da yaşadı. Neredeyse gidiyordu biliyorsun son şeyde. Ama sözleşmesi şu an, uzatılacak mı uzatılacak mı? Bu e, böyle olduğu sürece takımda herkes saygı duyar. Şimdi ben düşünüyorum <laughs> eleştireceğiz ama <laughs> mecbur eleştiri olacak bu işin. Eleştirmeyi kimse sevmez. Ben de sevmem. <laughs> ya eleştirmeyi bizim işimiz bu ama. Evet. Olumlu konuştuğunuz zaman herkesin hoşuna gidiyor ama eleştirdiğin zaman sevilmiyorsun. Eleştiriyi kimse istemez. Ama şimdi Adem Layıç atıyor onu örnek vereceğim. Takımdan örnek vereceğim. Atı Bey'e bakıp diyor mudur acaba? Ya ben iki buçuk alıyorum adam 38 yaşında bir her şeyini veriyor ve ben biraz utanırım ya bir düşünürüm şöyle. Veya o zaman takımdaki şöyle mı? oyuncular da bunu düşünmesi Şimdi lazım hocam Beşiktaş'la ilgili fotomaç gazetesinin 11. sayfasını da bir ekranlara getirelim. Yine çok tartışıldı eller cepte dolaşıyor ee, yine e, bu kadar eleştirilmesine rağmen. <laughs> O sahada maç öncesi hayattan bezmiş bence futboldan değil sadece hemen bu sayfanın alt tarafında e, L için hayattan bezmiş gibi bir profil çizmesini ben anlamlandıramıyorum. E, bu sayfayı biraz daha aşağı kaydırırsak eğer izleyenlerimiz de o fotoğraf karesini görebilirler ki sosyal medyada dün de çokça paylaşıldı. Ee, geçen hafta çok eleştirildi, milli aradan önce çok eleştirildi. Evet. Bu hafta aynı görüntüyü çizmezsin. Ben olsam çizmem. Ee, ama yine devam ediyor bu görüntüyü vermeye Adem Laiç. Yani Orada girdiğinde de o e, farklılığını ortaya koyamıyor. Dedim ya bizde e, oyuncular çok zekidir. Yani bizim insanlarımız da zeki artık yeni nesilde her şeyi fark edebiliyor takip edenler. Sen de yıllardır bu işi desin anlıyorsun. Yani e, vücut hareketleri, vücut dilinden anlıyorsun oyuncunun hı hı. mutsuz olduğunu. Adamın psikolojik bir sorunu var belli. Ya maddi bir sorunu olamaz. Dünya para kazanıyor yattığı yerden. Tabii. Ben öyle bakıyorum yani bir şey parasını da alıyor, aldı yavaş yavaş da almaya başlıyor, alıyorlar. Bir şekilde alacaklar zaten, bir kontrat var. Ama bu mutsuzluk kendi hayatıyla ilgili bence psikolojik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani onun vücut diline bakıyorum, o hareketler falan çok hoş değil yani bir oyuncu oynamayabilir. Biz de oynamadığımız zaman tepkilerimiz oldu. Ama ben takım arkadaşım mesela maça çıkarken öyle bir arkadaşımı göreyim. Benim şeyimi bozar, enerjimi düşürür. Ben istemem. Hoca da bunu görüyordur. Sergen Hoca da mesela o işlere çok karşı e, çıkar. Tabii Yani biraz tepki verse biraz bu duruma e, Sergen belli hoca, evet. İçeride sorunun varsa sen orada o hareketleri yapmayacaksın. O, o görüntüler hiç hoş değil. Ya kardeşim iyi sen göster oyna, oynarsın. Hı, hı. Ya yani Sergen Hoca diyor ki herkes oynadı bu takımda diyor. Evet. Herkesi oynattım diyor. Bundan güzel bir şey var mı? Herkes şans bulmuş. Yani sen buldun şansı kullanamadın. E şimdi bak takım bu kadar eksiye rağmen yine yoksun 11'de. Bu büyük bir problem. Onun için Atiba e, Adem işte aslında önünde örneği. Diğer oyuncular başka takımlardan bakıyorlar. Veya diğer genç oyuncular. O kendi takımındaki örneği göremiyor. bazen insanın gözü kör olur. Bazı şeyleri göremezsin. Yani e, onun için işi sevmek lazım. Ademler işini çok sevmiyor. Ben sana söyleyeyim çok yetenekli, çok klas oyuncu. Çünkü yoksa e, biliyorsun İtalya'da müthiş bir çıkış yaptı. E, yani o takımlara gidemezsin oradan Roma, Torino, Inter. Yani o takımlarda e, çıkış yaptı ve düşüşe geçti. Aslında buradan yine bir çıkış yapma şansı var. Ama çıkış Atiba yapıyor işte. Atiba buradan bir Avrupa takımı ister şaşırma, <laughs> gerçi bir yere gitmez bu saatten sonra ama. Yani Bakalım. maşallah diyelim ama çok evet. güzel örnekler bunlar. Bize Avrupa'dan gelecekse bu tip oyuncu, karakterli oyuncular gelsin. Tecrübeli oyuncular geliyorsa böyle olsun. İşini sevsin, arkadaşlarını sevsin, camiayı sevsin. Hoca, hiçbir hocayla problem olmuyor. Her şey antrenmana geliyor, çalışıyor. E yani işinde zaten disiplinli oldu mu? Seni kim sevmez ki? Yani anladın mı? O zaman Galatasaray'la devam edelim.